Evet, bugün artık 5. gün diyetimizin. Hemen gene ne yapıyoruz? Bir su bardağı sütün içinde 3 yemek kaşığı yulafımızı yapacağız. Evet, 3 yemek kaşığı yulafımı kattım. Sütümü de içine ediyorum. Ocağa alacağım. Evet, böyle ara sıra karıştırıyoruz. İyice lap olmasını sağlıyoruz. Tamamen bu sütünü çekecek. Ama dediğim gibi ben çok çekmiş lapa yiyemediğim için hafif sütüyle böyle bırakıyorum ve sütüyle onu yumuşamış oluyor. Öyle yiyorum. Onun için şimdi benim için yeterli. Ama bunun gerçek şeyi tamamen bu sütü çekecek. Hiç o tanelerden kalmayacak bildiğiniz lapa olacak. Ben ama öyle yapmayacağım gene. Şöyle bırakacağım birazcık sütle. Ben daha kolay yiyorum, yoksa yiyemiyorum yani. Şimdi artık sabah kahvaltımız hazır. 5. gün 3 tane ceviz, 2 su bardağı ayran ve yulafım bir kase. Yani 3 yemek kaşığına bir su bardağı yaptım. Ve şimdi onları yiyorum. Evet, şimdi artık 5. günün öğlen yemeğini yapacağım. Böyle bir tane soğanı doğradım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Zeytinyağım da çok yağ olmayacak. Zeytinyağlı bir yemek. Semizot olur, geçenki yaptığım gibi kabak olur, brokoli olabilir. Ben bulamadım brokoliyi bu aralar. İşte böyle karnabaharı olabilir, ıspanak olur, pazı olur. Bu tercihler sizin. Bunlar biraz hafif kavrulsun. Evet, biraz kavrulan soğanlarımı hemen şöyle domateslerimi koyacağım ve 2-3 tane sarımsak, biz sevdiğimiz için hemen şöyle doğruyorum yanmasınlar diye. Şöyle, tabi sevmiyorsanız katmayabilirsiniz ya da rendeleyin bence. Evet, ve şimdi hemen doğradığım tabaklarımı. Kabağı ben çok seviyorum. Beyaza göre bunu daha çok seviyorum. Yeşil kabak. Şöyle tuz çok atmayacağım ama ev halkı da yiyeceği için şöyle hemen bir çay kaşığını geçmeyecek kadar tuz ekleyeceğim. Çok tuz yapmadım. Şöyle biraz bunları da kavurayım. Zaten bu yumuşak hemen pişen bir şey. Çok su dökmeyeceğim. Hatta hiç dökmeyeceğim. Kapağını kapatacağım. Ve en kısık dereceye, yani kısık ateşe getiriyorum ocağımı. Yavaş yavaş bu kendi sulanacak ve o suyla pişecek. Şimdi öğlen için zeytinyağlı kabağım yemeğim de hazırlanıyor. Evet, şöyle kabağıma bir bakıyorum. Bakın. Sulanmış ve artık yavaş yavaş yumuşuyor. Tamamen piştikten sonra şöyle artık zeytinyağlı yemeğim hazır olacak. Evet, artık şöyle kabağıma bakıyorum ve baktım gayet güzel pişmiş. Çok dağılmasına gerek yok. Çok şey olmasına gerek yok. Şimdi son anda birazcık böyle dereotu yapacağım. Evet. Ve artık yemeğe hazır. Evet, şimdi zeytinyağlı yemeğimi yiyeceğim. Artık öğlen oldu. Buraya da gene 2 su bardağı ayranımı katıyorum. Ayranımı sabahtan yapıyorum. Sabah, öğle, akşam içiyorum ikişer bardak. Şöyle işte dolu dolu bir tabak zeytinyağlı kabak yemeğimiz de hazır. Öğleni de böyle savuyoruz. Evet, akşama da ne yaptık? Izgara et yapabilirsiniz. Izgara işte balık olur, köfte olur. Ama
Ya da tavuk göğsü ızgarada yaptım biliyorsunuz ilk gün. Öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Tost makinesinde yapabilirsiniz. Ben bugün haşlama tavuk budundan yana hakkımı kullanıyorum. Akşam menüm de bu. Arada da artık kahve içtim. Onu çekmedim. Bir fincan kahve içebilirsiniz. Ya da yeşil çay, form çay ya da işte siyah çay içebilirsiniz. 2 bardağı geçmeyecek şekilde bu haklarımız var. Türk kahvesi de 1 fincan günde içiyorum. Evet, 5. günün akşam menüsü de bu. 2 su bardağı ayranımı içiyorum. Tavuğumu ve salatamı yiyorum. Mesela ayranın birini şimdi içiyorum. Tavukla. Salatayı sonra yiyorum. Biraz zaman geçince günler uzuyor artık. Eller titriyor, şekeri hassasıyım ben. Yani bunlara dikkat edin. En önemlisi de doktorunuza danışarak yapın. Evet, diyetin yanı sıra her gün genelde 1 saat yürümeye çalışıyorum sabahları. Sabah serinde. Akşam 4'ten sonra da yapabilirsiniz. Havalar biraz serinledikten sonra ama bunu her gün çekmiyorum ya. Yalnız günübirlik bu yürüyüşümü yapıyorum. İmkanınız olduğu sürece 20 dakikada olsa bu yürüyüşleri yapın. Artık her yerimizde parklar var. Çok da güzel çiçeklendirmeler, bakımlar yapılıyor. Şöyle güzelce onları seyrede de yürüyüşlerinizi yapın. Hem spor yapmış olursunuz hem rahatlamış olursunuz. Çok güzel gerçekten. Terapi gibi geliyor. Ben yıllardır yapıyorum, seviyorum. Sizler de yapın, tavsiye ediyorum. Evet, şimdi artık kahve zamanı. Mümkünse günde bir tane içmeye çalışıyorum. Çünkü karaciğer yağlanması var. Türk kahvesinin ona iyi geldiğini söylediler. O yüzden genelde içmeye çalışıyorum. Çok da abartmıyorum. Belki de o var. Ona da çok çay ve kahve zararlı. Bunları da bir dipnot olarak paylaşmak istedim. Evet, artık bol köpüklü kahvem de hazır. Yanında güzel bir suyumu alıyorum. Ve bugün de çay ve kahve hakkımı kullanmış oluyorum. Sonra form çay içebiliriz arada. İkindin gibi 5, 5.30, 4.30, 4 bu saatlerde. Bu kahveyi az önce söylediğim gibi günde bir defa içiyorum. Bugün 6. gün artık diyetimizin programı. Şöyle kahvaltısı. 3 tane salatalığım var. Ben salatalığı dilim etmiyorum. Genelde böyle ortadan keserek tuz muz ekmiyoruz. 3 tane salatalığımız var. Gene 2 su bardağı ayranımız var. Sabah kahvaltısı 6. günün bu. Evet, 6. günün öğlen yemeği. Böyle bir kase dolusu çok az yağlı yaptığım pilavım var. Tuz falan katmadım. Daha önce çektim, videosu var. Tekrar uzamasın diye görüntüyü çekmedim. Hazırladım önceden. Ve gene böyle klasik bardaklarımızla 2 su bardağı bu bitecek. Bir tane daha ayranım var. Bu da benim öğlen menüm. Genelde farkındaysanız ekmek yok hiç. 6 gün oldu daha ekmeği görmedik. Baharat da yok. Yani ne pul biber ne karabiber ekmedim. Aslında pilavlar ekilebilir ama ben bu diyette bayağıdır yapıyorum ara ara. Onları da kullanmıyorum. Tamamen yağ, baharat, tuz, ekmek çıkararak böyle bunu uyguluyorum. Öğlen de bu. Artık akşam için yine 2 bardak ayranımı içeceğim ve meyve salatamı yapıyorum. Evet, evde bunlar vardı. Ben bunları yapıyorum. Tabii ki tercih sizin. Başka varsa çilek, muz, ne yapmak istiyorsanız kivi. Hiçbir şey katmayacağım. Sadece bunları karıştıracağım ve yiyeceğim. 2 bardak da ayranımı içeceğim. 6. günün menüsü de bitmiş olacak. Şöyle bir karıştırayım. Evet, salatamı şöyle alayım. Dediğim gibi ne katmak istiyorsanız katabilirsiniz. Ve şimdi salatam hazır. Evet, meyve salatam
ve ayranım hazır. İçine herhangi bir şey yapmıyorum ama yapmak istiyorsanız biraz nar ekşisi ya da işte limon suyu yapabilirsiniz. Ama hiçbir şeye gerek yok. Amaç belirli bir şeyleri bu diyet aşamasına kesmek. Atıyorum işte yağı, tuzu gibi ekmeği. Ve bugünün akşam menüsü de bu. 2 su bardağı bunu içiyorum ve meyve salatamı yiyorum.